Hoş bulduk. Size bazı sorularımız olacak. Tabii ki. Benim de merak ettiğim önemli sorulardan bir tanesi. Benim eşim hamile hocam, bildiğiniz gibi. Evet. Allah eylesin. Hamilelerde nasıl bir diş tedavi yöntemi uygulamalıyız? Ya da dişinde bir ağrı oluyor. Çok korkuyoruz. İlaç tedavisi nasıl yapacağız? Evet. Diş kliniğine nasıl gideceğiz? Bununla alakalı bizi bilgilendirebilir misiniz? Öncelikle bizim tavsiyemiz, hastalarımızın gebelik sürecinden önce eğer planlı bir gebelikse diş tedavilerini muhakkak bitirmeleri yönünde. Tedavinin gebelikten önce bitmesi çok önemli. Velev ki plansız bir gebelik, hastamızın da diş eti problemleri var. Gebelik sürecinde bizim gebelik gingivitisi dediğimiz gebelik diş eti rahatsızlığı biraz daha artıyor. Hastanın hormonal durumuyla beraber. Bir de buna hastamızın fırçalama alışkanlığı çok iyi değilse diş eti rahatsızlıklarının artması kaçınılmaz oluyor. Kanamalı bir diş eti haliyle çürüklere ve ağrılara da yatkın bir diş demek oluyor. Bizim hastamızdan beklentimiz öncelikle hamilelikte muhakkak en az 3, mümkünse 5 defa günlük diş fırçalamaları, diş eti bakımlarını ihmal etmemeli, diş iplerini ve gargaralarını kullanmaları yönünde. Gelelim sorunuza, hamilelik döneminde diş ağrısı oldu, ne yapacağız? Öncelikle 1. ve 3. trimester dediğimiz, yani biz gebeliği 3 ana bölüme ayırıyoruz. 14. haftaya kadar, 28. haftaya kadar, 40. haftaya kadar olarak. Orta bölümde yapmak çok çok daha güvenli. Lakin 1. ve 3. trimester dediğimiz 1. ve 3. 3 aylık dönemlerde de diş tedavileri yapılabilir. Burada yapacağımız tedaviye göre bazen kadın doğum doktoruyla iletişim halinde oluyoruz. Tabii ki verilecek ilaçlar var, verilmeyecek ilaçlar var antibiyotik ve ağrı kesici konusunda. Ama bu demek değildir ki gebelik döneminde gebelerimiz asla diş tedavisi yaptıramaz. Hayır, diş tedavilerinin muhakkak yapılması lazım. Yeri gelir ciddi diş tedavileri düşük riskinde tetikler. Yani diş ağrısı gerçekten elin bir ağrıdır. Buna çok mahal vermemek lazım. Diş tedavileri gebelik döneminde yapılabilir. Yeter ki hekim ne yaptığını bilsin, yapacağını hastaya açıklasın. Gebeliğe hangi ilaç verilebilir bunları bilsin. Atıyorum çok elzem değilse gebelik döneminde implant tedavilerinden, atıyorum zirkonyum tedavilerinden, kesimli işlemeden kaçınılabilir. Bu gebelik sonrasında bırakılabilir. Ama çürük gibi, diş taşı temizliği gibi, kanal tedavisi gibi elzem işlemler muhakkak ve muhakkak surette yapılması lazım. Dediğim gibi burada hekimin ve kadın doğum doktorunun bilinçli ve doğru bilgileri vermesi çok önemli oluyor. Teşekkür ederim hocam. Estağfurullah.